Deccaliyet şimdediği zaman birer küçük Nemrut hükmünde, yani enaniyetli, azgın, kendini büyük gören, böyle çirkef, efendim, azametli, efendim, zübbe bir karakterle diyor, yani küçük Nemrut hükmünde nefislerine ilahlık verirler. Kendini büyütür, halbuki etten, kemikten, yağdan bir şey, ölüp gidecek. Değil mi? Ve onun görüntüsü üstelik, fakat kendini büyütür diyor. Onların başına geçen en büyükleri, bak büyükleri de var, bir de en büyükleri var. Hipnoz, ispirisma tarzındaki olaylarla dehşetli harikalara sahip olan Deccal, bak. Harikalara sahip demiyor bak. Dehşetli harikalara. Bu dünya çapında bir şey demektir. Dehşetli harikalara sahip olan Deccal ise daha ileri gidip zor ve baskıya dayalı, zahiri, aslı olmayan hakimiyetini bir nevi haşa Rab gibi, Allah gibi düşünüp ilahlığını ilan eder. Yani ben Allah'ım diyor. Şu an Deccal bunu söylüyor zaten. Mektuba sayfa 55 ve şu an dünyadaki bu içe kapalılığın nedeni de bu. Yani bu telkini yaparken tabii Darwinizmi kullanıyor, materyalizmi kullanıyor, gelenekçi ortodoks sistemi kullanıyor. Ondan, o telkinle insanların beyni uyuşuyor. Sihir ve manyetizma, bak sihir ve manyetizma ve ispirisma gibi istidracı harikalarıyla, yani keramet karşıtı olan harikalar, kafirlerde olan harikalara istidrac denir. Harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi, bak, dikkat edin, herkesi diyor, istisnasız, herkesi tesir eden, büyüleyip etkisi altına alan o dehşetli Deccali öldürebilecek, mesleğini değiştirecek ancak harika ve mucizatlı, bak, harika, harika ve mucizatlı, mucizeler gösteren ve umumun makbulü olan, umumun makbulü kimlerin? Hristiyanların, Musevilerin, herkesin. Umumun makbulü olan bir zat olabilir ki, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan, yani hem Hristiyanların hem Musevilerin peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Nerede geçiyor? Şualar sayfa 506-507. İsa Mesih diyor Bediüzzaman, geldiği vakit kendisi İsa Mesih olduğunu bilmez diyor. İlk geldiğini, çünkü Aramice konuşan bir insan. Yani geçmişini de hatırlamıyor. Yani ne olduğunu bilmiyor kendisinin, bilmez. Murakkep, yani ona yakınlık kurmuş murakkep ve havası, yani yüksek dereceye gelmiş havası ve seçkin talebelerim onu imanın nuruyla tanır diyor. İsa Mesih imanın nuruyla tanır diyor. Taife-i mücahidinin ruhani diyor, yani bak, taife-i ruhani-i mücahidin, ruhani taife mücahitleri, ruhanilerden oluşan, onlar tanırlar diyor, imanın nuruyla tanırlar diyor. Mehdi için sorulduğunu da, Mehdi de diyor, bidayeten kendisi dahi kendisinin Mehdi olduğunu bilmez diyor Mehdi. Bak, görüyor musun imtihanı? Allah'ın hikmeti. Hayret mesela, Deccal de bilmiyor Deccal olduğunu. Deccal de diyor, bidayeten kendisinin Deccal olduğunu bilmez diyor. Çünkü diyor, bak, demiştik, bu dünya diyor tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alınmaz diyor. Öyleyse diyor, ahir zamanda gözle görülecek, bedahat derecesinde oluşacak alametler kapalı ve tevilli oluyor diyor. Ancak vukuundan sonra ilimde rasih olanlar diyor, rusuh sahibi olanlar, Allahu alem ve bil sevap vel ilmi indallah diyerek bu gizli hakikatleri ishar ederler diyor, açıklarlar diyor Bediüzzaman. Bediüzzaman ifadesi de bu şekilde.
biz de ilimde ruhsuh sahibi değiliz ama dilimiz döndüğü kadar açıklıyoruz, anlatıyoruz. Tahakkukundan sonra diyor bak, ilimde rasih olanlar açıklarlar diyor. Biz cüret gösterip açıklıyoruz. Yani ama Mehdi çıktığında tam açıklayacaktır, izah edecektir. İnşallah. Evet. Hazreti İsa geldiği vakit herkes onun hakiki İsa Mesih olduğunu bilmesi lazım değildir. Böyle bir mecburiyet yok diyor biz onun. İsa Mesih'in mukarreb ve havası nur-u iman ile İsa Mesih'i tanır. Yoksa bedahat derecesinde herkes Seyyidina İsa Mesih İbni Meryem'i tanımayacaktır. Mektuba sayfa atmış. Çünkü onun için mesela gelse New York'ta falan elini kolunu sallayarak tanıyamazlar. Normal Amerikalı bir genç. Efendim, güzel bir insan olarak tanırlar. Halbuki demiştik bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır. Fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, kişiler, hatta o müthiş deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bidayeten, başlangıçta deccal olduğunu bilmez. Belki nur-u imanın dikkatiyle o eşhas-ı ahir zaman tanınabilir. Mehdi için söylüyor. Belki imanın nuruyla tanınabilir diyor Bediüzzaman. Sözler sayfa 343-344. Kardeşim şimdi Müslümanlar deccal çıktı farkında değiller. Şimdi bu büyük bir facia. Ve TRT'den Diyanet İşleri Başkanlığı şu bu falan herkes hutbelerde falan deccal yok, deccal gelme diyor. Deccal geldiği halde. Ya inanılır gibi bu, dehşet verici bu. Dünyanın hiçbir döneminde böyle bir şey denmemiş. Ya ısrarla deccal gelmedi diyorlar bu yüzyılda. Ya gelecek de o zaman, gelmez gelecek de, gelecek de demeyeceğim diyor. Ya zorun nedir ya? Mehdi tamam reddediyorsun gelme. Gelecek de onu da kabul etmiyor. Onu demeyeceğim. Neden korktunuz siz ya? Ne gördünüz de neye kanaatiniz geldi mübarekler? Ya bizim görmediğimiz bir şey mi gördünüz siz? 100.000 camide birden gece gündüz Mehdi gelmeyecek, Deccal çıkmayacak. Mehdi gelmeyecek, Deccal çıkmayacak. Ya Deccal çıkmış iflahını kesiyor. Yerleri tırmalatıyor sana, görmüyor musun? Daha ne yapsın adam? Ya gırtlağına çökmüş boğuyor, daha gırtlağından bağırıyor Deccal gelmedi diyor. Adam seni doğuruyor, daha nasıl Deccal gelmiyor yani? Bak Yemen'i de sıraya soktular. Şimdi sırada Katar var, Suudi Arabistan falan var, bir de onlar gelecekler. Bir de şimdi bölgeyi kan gölüne çevirmeye hazırlanıyorlar. Kardeşim bir kere bu Nurcu, Süleymancı, Nakşibendi, Kadiri bunların dost olmasını sağlayalım. Yani yemekli toplantı yapalım. Dost olsun, arkadaş olsun. Bu muhalefet tehlikeli. Allah'ın haram kıldığı bir şey yapıyorlar. Bak birbirlerine muhalifler, birbirlerine muhatap olmuyorlar. Birbirlerine çekiniyorlar. Hatta bir kısmı birbirinden nefret ediyor. Böyle olmaz. Bir de iyi aile Müslümanları var. İyi aile Müslümanı. Onlar iyice antika. Hiçbir kimseyle görüşmüyor onlar, Müslümanlarla. Hepsini tehlikeli görüyor. Küfürle görüşüyor. Gece namazları muntazam. 5 vakit namaz kılıyor. Efendim, zekat kadının 50'de 1'e 40'da 1'ini veriyor şeyin. Altının. Çok uyanık oluyor. Karısına ufak tefek mesela 40 tane altın alıyor küçük. O ufak altınlar, çeyrek altınlardan. 40, ya diyor bunun bir tanesini verelim diyor. Alıyor kadının altınlarından bir tanesini. Evet. Ufak, zaten 100-150 lira falan bir şey. Allah'a şükür zekatımızı da verir diyor. Hadi şimdi umreye gidelim hep beraber diyor. Ya diyor bunlar her taraf kafir fasık dolu diyor. Biz elhamdülillah mümin muttakiyiz diyor. Hanım diyor hadi atla arabaya diyor. Uçaktan umreye gidiyorlar. Lüks otellerde falan o saatli kule falan var ya. Orada böyle bacaklarını ayırıyor. Ayaklarında da o Tokyo şeyler giyiyor böyle. Peşten malda giyip falan. Oh ferah ferah böyle. O air condition'ını da açıyor böyle. Ferahlıyor. Rüzgarda esiyor böyle alttan. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz diyor. Elhamdülillah diyor. Bak kafirler diyor. Anlamıyorlar diyor. Hiçbir Müslümanla görüşmüyorlar. Acayip tehlikeli buluyorlar.
Şeyh Nazım Hoca'nın talebeleri, Mahmut Hoca'nın talebesi, Nurcular, Süleymancılar, Nakşibendiler asla. Asla. Yani kafir görmüş gibi adam kasılıyor ya. Süleymancı görür mü eli ayağa gidiyor yani. Çok korkunç bu. Barıştıralım, aralarını bulalım. Yani felaket büyük. Olayı anlamıyorlar. Bak Türkiye'de çok büyük plan hazırlandı. Tayyip Hoca'yı devirmeye çalışıyorlar. Milli lider olarak onun mutlaka başta durması gerekiyor. Hem de büyük bir destekle. Yani en az %70'te ayakta durması lazım. Elinin kuvvetli olması lazım. Yani bir kere bunu bir sağlayalım. Bu Nurcu, Süleymancı, Nakşibendi, Kadiri falan bundan bir dostluğunu sağlayalım. Yani gerekirse de bir ne yaparsak yapalım ya, bir ellerini tutup birbirlerinden bir muhabbete teşvik edelim. Önce yazılı olarak uyaralım. Birbirlerinin dost olmaları için. Sonra fiilen. Ya birbirini görün, kabarıyor adamlar yani. Acayip rahatsız oluyor mesela. Süleymancı kafir gibi görüyor yani. Onlar da çok şeker. Ben anlatmıştım size bir kere. Kemal Kaçar Hoca'yla beni görüştürmüşlerdi. Süleymancıların lideriydi. Böyle Osmanlı prenslerine benziyor. Hep lacivert giyinir onlar. Böyle biraz filmlerdeki gibi oldu. Bir eve gittik, önce bir yere gittik. Orada bekletildik, oradan başka. Ama normal yapmalar, çok akılcı bir hareket. Sonra bir terzi dükkanına gittik. Orada perdeleri çektiler. Kemal Kaçar içeriye geldi. Böyle iri yarıda bir adam geldi. Perdeyi mehirleştik. Kemal Kaçar acayip payladı adamı. Biz dedi bir sistem kuruyoruz dedi, bir şey hazırlıyoruz. Sen oturup gelip bozuyorsun bunu falan dedi. O da süktüm püktüm kenara çekildi. Çok efendi bir insan Kemal Kaçar. Rahmetli, bayağı değerli bir insandı. Sonra onların dershanelerine gittik. Okullarına, yani yurtlarına gittik. Kardeşim, eczane gibi yani böyle. Gıcır gıcır. Gıcır gıcır yani böyle. Ayna, tertemiz. Yöneticilerim bayağı birlikte yemek yedik. Tas kebabı, pilav, hoşaf ve türlü vardı. Yani güzel, şahane. Yemekhaneye gittik, gördük. Yerde tüy yok. Hiç yok. Acayip temiz. Süper güzel bir yer. Ondan sonra böyle saray gibi yemek yedi bize. Çok güzel. Masa falan da çok güzeldi. Selam, aleyküm selam. Konuştuk böyle. Sonra aşağı indim. Süleymancı gençler başlarında lacivert takkeler falan ama bayağı kalabalık. Selamun aleyküm gençler dedim. Ah ses yok. Çünkü Deccal'la karşılaşmış olduk. Ya ben duymalılar herhalde falan zannettim. Bir daha yüksek sesle selamun aleyküm şükürler. Yine yok. Baktık olacak gibi değil. Artık geçiştirdik. Çünkü Süleymanlılarda çok şeker bir şey var onlarda. Bir adam ya Süleymancıdır ya değildir. Ya Mehdi'nin askeridir veyahut Deccal'ın askeridir. Yani bir kısmı, hepsi değil de yani. Biz oradaki arkadaşlar onu gördük. Ben anladım. Yani biz Deccal'ın askeri olduğumuz için aşağı. Selama cevap almadılar. Ama çok şey ya, bundan dolayı kızılır mı adama ya? Ya inanıyorsa öyle inansın. Ne olur yani, kardeşin ya. Ne mahsur adam Mehdi talebesi birisi öyle de ya. Mehdi'sin de yani, al inşallah Mehdi yapsın de, ne olur yani. Bağışta bulun. Nihayetinde bu çocuklar namaz kılıyor mu? Evet. Beş vakit namazında mı? Allah'a inanıyor mu? Vatana, millete bağlı mı? Anarşiye, teröre karşı mı? Bitti. Sen ne yap, bırak sen de Deccal'ı, Meccal'ı, ne yapacaksın yani? Aynı şekilde Mahmut Hoca cemaatinde de öyle. Yani gelenekçi, ortodoks hiç fark etmez yani. Beş vakit namazının fazlası var, eksiği yok bu insanın. Bak fazlası vardır. Eksik iddiası yok. Eksik bir şey yok yani. Bazı uç şeyler olabilir. Onlar düzenlenir. Onlar sorun değil. Onlar kapatabilir. Yani müşrik falan diye böyle kenara itmek var bunlar. Çok büyük vicdansızlık olur. Öyle şey olmaz. Hepsini desteklemek lazım. Hepsinin kardeşliğini sağlamak lazım. Kemal Kaçar Hoca'nın resmini gösterip bakayım. Evet, tamam. Görebiliriz. Çok yakışıklıydı ağabeyimiz. Evet, Kemal Kaçar. Süleyman Hilmi Tunağan'ı göstert. Göstereyim. Hazırlayalım. Çok nurlu ve mübarek bir insanmış. Tam mücahit. Süleyman Hilmi Tunağan çok. Seyittir, gerçek seyit.
Tuna boylarında, oralarda böyle hep tebliğ yapmış, İslam'ı anlatmış, hapse girmiş, çıkmış bir insan. Sen de yolculuk yaparak Kur'an öğrettiğini anlatmış. Evet ya, şu yönteme bak sen. Maşallah. Trene biniyor, gidiyor, yol boyunca tebliğ yapıyor. Geri geliyor, oraya polis gelmeyeceği için. Maşallah. Lan ne kadar zor bir şey ya. Evet. Kur'an dersi vermek için çocuklara para veriyor, maaş veriyor. Kur'an öğretmek için. Öğrenciye maaş veriyor ki, bak diyor, Kur'an öğren ama para, sana maaş vereceğim diyor, kendi kazancıyla. Böyle mübarek bir insan. Evet, Süleymancı kardeşlerimizin cenaze merasimindeki kıyafetlerini bir görebiliyor muyuz? Evet. Görebiliriz. Hep lacivert takkeler. Ceketler falan, kıyafet de gittiğinde lacivert olur. Ben camiye falan gittiğimde görürdüm böyle, şimdi imam efendilerin arkasında namaz kılıyorlar. Süleymancılar diziliyorlar. Önlerine bir imam geçiyor ama yine imam var. İmam tabii şey, kafir olduğu için. Onun namazı gitmiş oluyor, sakıt oluyor. O öndeki kendi imamlarını duyuyor, onunla beraber kılıyorlar. O imamla birikiyorlar fakat imam olarak öndeki kişiyi seçtikleri için namazları geçerli olmuş oluyor. Ama kızacak bir şey yok yani, nihayetinde bu insanlar hakikaten dindar. Evet. Öyle inanabilir de yani, yani hakikaten samimi inanabilir de, bir şey yok, zarar getirmez bu. Evet. Bir şey yok. Hilmet Ulağan Hazretleri'ni de görebiliriz. Evet. Hay maşallah. Maşallah. Dünyalar tatlısı maşallah. Allah cennetiyle şereflendirsin. Bak o da lacivert, evet. Görüyor musun? O talebeler hep kravat giymeyi teşvik etmiş. Aynı Bediüzzaman gibi. Böyle hep tıraşlı. Sakal bıraktırtmıyor talebeler. Süleymancılarda sakal olmaz. Nurcularla aynıdırlar. Ama çok yamandır Süleymancılar. Yani böyle tartışmada falan mümkünü yoktur bir Süleymancı'yı yenmenin yani böyle. Ya mutlaka haklıdırlar. Şey diyor ki Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri, Süleyman Hilmi Tunan'ın açıklaması bak. Hazreti Mehdi hakkında vaki hadis-i şeriflerde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sırren gizlice haber sadır olmuştur. Ancak anahtarı kimdeyse o açar. Bak hadislerin sırrını anahtar kimdeyse o açar diyor. Ve işin hakikatini o anlar. Anahtar kimdeyse o anlar diyor Mehdi konusunda. Başkası anlayamaz. Herkes anlarsa sır zahir olur. Yani Mehdi konusunu açacak bir kişi vardır diyor. Usule muhalif gelir. Yani zamanın sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi, perdeyi kime açarsa ancak o anlar. Bak Nuzul-i İsa Aleyhisselam'daki sır da böyle. Allah dostlarının rütbesindeki büyükleri nispetinde halleri ve sırları kapalıdır. Bak Allah dostlarının rütbesindeki büyüklükleri nispetinde halleri ve sırları kapalıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizim usulümüz üzere gelecek, yani modern olacak. Çünkü onlar modern biliyorsunuz. Bediüzzaman da çok modernde. Şimdi Mehdi devrindeyiz diyor. İnşallah. Yani bu yüzyıl Mehdi devri diyor. 30 yaşında biliyorsunuz ordonaryüs profesörlük unvanı kazandı. 3 kez hapishaneye girdim. İdam talebiyle yargılandı. ...72 yaşındayken şehit oldu maşallah. ...1959 tarihinde İstanbul'da rahmeti rahmana kavuştu.
dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik, ya bu kadar adam o kadar çok bela oldu ki Müslümanlar. Bediüzzaman da başına bela oldu bu Namık Gedik. Engellemesi sebebiyle Fatih Camisi hadiresi yerine Karaca Ahmet mezarlığına polisin gösterdiği mezarda toprağa verildi. Oradan oraya alıyorlar mezarı, oradan oraya. Bediüzzaman'da da öyle. Ben böyle iş görmedim yani. Mesela Şanlıurfa'da vefat etmesine az kala Üstad Bediüzzaman için Bediüzzaman Said Nursi'ye diyor ki bak onu getirecek araba bulamazsanız, polisler diyor ki araba bulamadık diyor, adamlar getirmek istemiyor polis. Bahane arıyorlar ki hani götürmeyelim diye. Çünkü vefat etmek üzere Urfa'da perişan ya, yaşlı ihtiyar. Artık komaya girmişler. Takmış kafayı, çıkarın Urfa'dan diyor. Onu getirecek araba bulamazsanız çöp arabasını atıp getirin diyor. Bir sefer Allah belasını verdi mi diyelim artık, nasıl diyelim. Kendisi intihar etti. Öldü biliyorsunuz. Cesedini götürecek araba bulunamadı. Yani intihar ettiği için acil hastaneye yetiştirilmesi gerekiyor. Sadece çöp arabası varmış. Çöp arabasına koyuyorlar araba. Cesedi oraya götürdüler. Acil. Yani hastanenin acil servise çöp arabasıyla götürüldü. Yani görüyor musun mucizeyi? Bak etrafta araba bulunamadığı için bir tek çöp arabası var. Çöp arabasına konuyor. Allah dedirttirdiğini yapıyor, görüyor musun? Kardeşim, Türkiye'de milletin birbirini sevmesi çok önemli. Bak, CHP'yle